Peki Ayet-el Kürsi'deki istisna edilen kısım? Ayet-el Kürsi'deki istisna edilen kısım da bir şefaatin olduğunu ifade ediyor. Onu Kur'an-ı Kerim'den de biz öğreniyoruz. O tür şefaatten olacağını. Gerçi o da zaten ayet-i kerime ya. Yani herhangi bir çelişki olmuyor bu durumda, değil mi? Yani çelişki olmaz. Bir önceki ayette şefaat yok. Bir sonraki ayette Allah izin verdikten sonra şimdi, var. Bak şimdi bu o şefaatin nerede olduğunu da Meryem suresi görüyoruz. Meryem suresi 19. suredir. 85 ve 86 ve 87. ayetler. Allah-u Teala burada diyor ya يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَ Müttekileri Rahman'a grup heyetler halinde bölük bölük heyetler halinde toplarız Rahman'ın huzurunda. Tabi cennete gitmiş oluyorlar. وَنَسُوكُ الْمُجْرِم۪ينَ Günahkarları da sevk ederiz. Bunlar buradaki müttakiler. Zaten yukarılarda okuduğunuz zaman mesela 63. ayet aynı suretin 63. ayetinde kendilerini koruyanlar yani cehennemden uzak kalan grup olarak ifade ediyor. Günahkarları da cehenneme suya koşar gibi sevk ederiz diyor. Günahlar da cehenneme suya koşar gibi giderler. Bir daha. Şimdi günahkarlar içerisinde kafir olan var olmuyorlar. Ondan sonra diyor ki bak cehenneme girmişler günahkarlar. İyiler cennete gitmişler. La yemlikune şefaate illa men ittehade inder rahmani ahda. Şefaate malik olamazlar. Şimdi la yemlikune'nin faili günahkar olabilir. O zaman anlam ne olur? La yemlikune şefaate bir başkasına katılmaya güçleri yetmez. Yani mesela cennetliklerin yanına kalır. Gidelim falan. Bunu yapamazlar. Yani bir şefaat elde şefaat nimetine nail olamazlar. İlla men ittekade indir rahmani ahda Rahman'dan bir taahhüt almış olanlar başka. Söz almış olanlar başka. Rahman'dan kim söz almış? Bakın şimdi Allah-u Teala diyor ki Nisa suresinin 48. ayetinde diyor ki Estağfirullah. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dune zalik. Bunun altında kalan günahı bağışlar. Limen yaşa şey ettiği kişi için yani koyduğu kurala uyan kişi için bağışlar. Şimdi bu insanlar günah işlememiş. Şey affedersiniz. Şirk günah işlememiş. Ama onun dışında büyük günahlar işlemiş. Bu insanlarla ilgili ahirette hesap kurulacaktır. Hesap kurulacak. Mesela El-Kari'de var. Ne diyor? Ve emmâ men seteğulet mevazînû tartısı ağır gelenler. Fevâ fî îşetir râdiye hoş bir yaşantı içerisinde olacak. Cennete gidecektir. Ve emmâ men haffet mevazînû günahı fazla. Sevabı az gelenler. Fe ummû hâviye onun annesi de hâviyedir. Ve ma edrake mahiye, haviyenin ne olduğunu sana kim bildirir? Narun hamiye, sıcak bir ateştir. Şimdi bu insanın şirk günahı işlememiş ama günahı ağır gelmiş. Bu Araf suresinde de Allah-u Teala belirliyor. Bunun gideceği yer cehennemdir. Peki cehenneme gitti. Cehennemden çıkmayacak. Ama önce şunu söyleyeyim, şirk günahı işlemiş, tevbe etmeden ölmüş. İşlememiş şirk günahını. Diğer günahları işlemiş, tevbe etmeden ölmüş. Şirk yani içmişsinler neyse. Ve tevbe edemeden ölmüş. Şirkin dışındaki bütün günahlar. Çünkü şirk günahından da tevbe ettiğiniz zaman Allah affediyor. Mesela Hazreti Ömer müşrikti, tevbe etti ne oldu? Hazreti Ömer oldu değil mi? Bu zaten tevbe etmediğini gösteriyor. Tevbe edecek olsa hiçbir günah olmaz. Ve Allah Furkan suresinin son sayfasında bunları sevaba çevireceğini de eğer kişi kendini düzeltirse sevaba çevireceğini de söylüyor. Şimdi şirk günahını işlememiş, diğer günahı işlemiş. Günah sevabından fazla olduğu için cehenneme gitmiş. Ama Allah affedebileceğini burada bildiriyor. Bak bir bunu o durumdaki olan bir insan bunu taahhüt diye algılar değil mi? Sonra Allah-u Teala Tur suresinde de şöyle buyuruyor.
Tur suresi Kur'an-ı Kerim'in 52. suresidir. 17. ayetten itibaren okuyalım. Diyor ki innel mutakine fi cennatin ve naim. Kendilerini işte büyük günahlardan koruyanlar cennetlerde ve nimetler içerisinde olacaklar. Fakihine bima atahum rabbuhum. Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle mutlu. Ve vekahum rabbuhum azabel cehim. Rableri onları o alevli aşın azabından korumuştur. Yani bunlar cehenneme gitmediler. Çünkü ulaike anha mubadun. Direkt cennete, direkt cennete gittiler. Külü veşrebu heni en bima kutum te'amelun. Yiyin için afiyet olsun yaptıklarınıza karşılık olmak üzere. Müttekin ala sururin masfufe, sıra sıra dizili koltuklara yaslanmışlar. Ve zevvecnahum bihurin ayn. O iri gözlü hurileri de onların yanına vermişizdir. Şimdi bunlar böyle. Peki bunların içerisinde imanı var ama yani müşrik değil ama günahkar. O ne olacak? Yani bunların yakınları var, akrabaları var, eşi var, dostu var. Orada yok. Diyor ki vellezine amenu. İman etmiş. Ki bunlar mümin. Ve tebaatum zürriyetum bi imanin. Onların soyları da imanla kendilerine tabi olmuş. Müşrik değil ama günahkar, cehenneme girmiş. Diyor ki elhakna bihim zürriyetum. Onları zürriyetlerini onlara katarız diyor. Onları oradan alıp onlara katarız. Bunun sözlük manası ne? Şefaat. Şefaat. Dammuş şey ila misli. Onu oradan alır buraya atarız. Peki kendi sevaplarından bir şey eksilir mi? Diyor ki yok. Ve ma eletnahum min amelihim min şey. Onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Kullum rihim bima kesebe rahinun. Herkes yaptığına karşı rehin alınmıştır. Şimdi bu insanlar o kişileri yanlarına alma hakkına da sahipler. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Onun ilgili ayetler de var. Fazla uzamasın diye. Bak mesela az önce Meryem suresinde okuduğum ayeti tekrar okuyayım. Bu defa bir başka şekilde mana vereyim. Bütün tefsirciler o manayı da verirlerdir. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَ Müttekileri Rahman'a heyet heyet sunduğumuz, topladığımız zaman Allah'ın huzuruna cennet topluyorlar. Ve nesukul mucrimine ila cenneme bir de günahkarlar da cehenneme suya koşar gibi sevk ettiğimiz gün la yemlikune şefaate. Bu la yemlikune'nin faili o müttekiler olabilir. O müttekiler şefaate malik olamazlar. Yani yanlarını alamazlar. Bunlar cennete gitmişler ya. İlla men ittehaza inderrahmani ahda. Rahman'dan taahhüt almış olanlar başka. Rahman'dan olan taahhüt ne? İşte az önce okuduğum Tur suresindeki ayetler. Yani senin soyundan birisi imanla yaşamış, müşrik değil, cennete, cehenneme gitmişse ben onu sana katarım diye Allah Tur suresinde taahhüt etmiş mi? O zaman gider onu yanına alır. İşte Peygamber Efendimiz hadislerinde bunları bize bildirmiştir. O zaman o Ayetel Kürsi'deki Allah'ın izni olursa dediği kısım bu mu? Yani Allah'ın izin, Allah'ın izin verdiği bu. Ve bakın Tirmizi'de geçen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ümmetimden bazıları çok sayıda kişiye şefaat eder. Çünkü bir sürü insanı vardır gider alır yanına. Aileden bir kişi direkt cennete gitmiştir. Çok sayıda insan günahkardır. Orada ama şey değildir, müşrik değildir. Gider onları yanına alır. Bazıları bir kabileye şefaat eder. Bazıları kendi yakınlarına şefaat eder. Bazıları da tek bir kişiye şefaat ederek cennete girmelerini sağlar. Şimdi biz ümmeti Muhammed olup peygamberimizin çevresinde olacağız. Dolayısıyla bizim yanımıza gelen herkes aynı zamanda peygamberin yanına gelecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O şefaat etmiş olacak. Yanına kabul etmiş olacak. Dolayısıyla işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada verilen bu izin. Bu izin Kur'an'da var yani. Bu dünyadayken var. Orada yeni bir şey yok. Orada hayali bir takım şeyler düşünmeye gerek yok. Bunlar çok açık ve net olarak vardır.